Sevgili seyirciler, spor sayfasından hepinize iyi günler diliyoruz. Günlerden cumartesi ve bugün yine stüdyomuzda sevgili Aydın Bayram, Star Gazetesi spor müdürü var. Hoş geldiniz sevgili. Hoş bulduk Şirket, nasılsın? Teşekkür ediyorum, siz nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Gündem yine yoğun, tabii ki transfer hareketliliği devam ediyor sevgili izleyiciler. Bugün takımların yapabilecekleri muhtemel transferleri değerlendireceğiz. Aydın Bayram'la birlikte yorumlayacağız. Gazetelerde öne çıkan manşetleri değerlendireceğiz. İlk olarak Hürriyet gazetesiyle başlıyoruz. Üçleme tamam. Banega yolda. Galatasaray, Babel, Ozon, Vafor ve Adem'i duyurdu. Transfer şovu yapan Aslan, Arjantinli ile de anlaşmaya vardı. Banega yolda. Babel'le 3 yıllık sözleşme imzalanırken yıllık 2,5 milyon euro ödenecek. Kanat oyuncusuna 2 milyon euro imza parası verilecek ayrıca. Adem Büyük'le de 2 yıllık kontrat yapılırken stoper Ozon Vafor'da 4 yıllığına sarı kırmızılı formayı giyecek. Ali Naci küçük haberi yaptı. Bu arada sevgili izleyiciler, Marcao'nun değeri 25 milyon euro. Sarı kırmızılı takım Atalanta'nın 12 milyon euroluk önerisini bu şekilde yanıtladı diyor gazete. Marcao'nun değerinin 25 milyon euro olduğunu yazmış. Sarı kırmızılılar 6 aylık performansıyla yıldızını parlatıp Avrupa kulüplerinin radarına giren Brezilyalıyı bırakmak istemiyor. Galatasaray formasıyla sadece 6 ayda sergilediği performansla Marcao Avrupa kulüplerinin de radarına girdi. İtalya'nın Atalanta kulübü Marcao'ya talip olurken menajerler de sarı kırmızılı yönetime bonservis bedeli olarak İstedikleri rakamı sordu. Gelen teklifler karşısında Galatasaray'ın tavrı net oldu. Atalanta'nın 12 milyon euro bonservis bedeli teklif etmeye hazırlandı. Marcao için bu rakam komik bulundu. 4 milyon euroya alınan Brezilyalı stoperin bonservis bedeli 25 milyon euro olarak belirlendi diyor. Galatasaray transferde hareketli bir dönem geçiriyor. Aydın Bayram şampiyon olan 2 yıldır İpi göğüsleyen Galatasaray bu yılda transfer bütçeleri arasında en rahat olan takım. En rahat takımlardan biri konumunda. Transferleri de yapmaya devam ediyorlar. Şimdi baktığı zaman Vafor, Adem Büyük ve Babel gibi 3 önemli oyuncu. Bu zincirin en güçlü halkası Ryan Babel. 5 yaş yaptıkları ortadaydı. İngiltere'de Premier League macerası çok kısa sürdü. Niye? Gitti takım Fulham küme düştü. Bonservisi elinde, bonservis ekstra para verme derdi yok. Ancak Galatasaray bunu da 2 milyon euro imza parası vererek çözdü. Yani baktığın zaman bizim gazetemiz Star'da yaptığımız manşet, Babel'in Galatasaray'a maliyeti 63 milyon TL. Yüksek bir rakam. Ama Babel çok iyi bir oyuncu, çok kaliteli bir oyuncu. Özellikle Henry Onyekuru gittikten sonra o kanadı mutlaka doldurmak lazımdı. Buradaki en mantıklı, en makul, Türkiye Ligi'ni en bilen, taraftan en bildiği isim, sorunsuz isim, iyi de futbolcu. Biraz para pula çok meraklı. Beşiktaş biliyorsunuz UEFA'ya şikayet etmişti. O da Kaya. Biliyorsunuz yani sonuçta ama yani futbolcularla ilgili para için gitmişti Beşiktaş'tan. Galatasaray'da para için geldi. Pek doğru değil. Sonuçta zaten buraya gelme sebepleri para kazanmak. Hayır. Yani baktığın zaman şu anlama söylüyorum. Bu işi uzun yıllarda yapıyoruz. Çok futbolcu gördük ama hepsi UEFA'ya gitmedi. Bazısı 6 ay bekledi. Bazısı Babel gibi 2 ay beklemiyor. Ben o para pul için değilim. Ben Babel'in sahada ne yapıp yapmayacağı için diyeyim. Galatasaray için çok doğru bir tercih. Çok doğru bir tercih. Yani Galatasaray çıkma sokakta oyuncu aramadı. Bildiği oyuncuyu. Fatih Terim'in transfer listesinde sol kanat için birinci oyuncuydu. Mayıs ayından itibaren bu haberler manşetlere çıktı. Haziran sonu 2 ayda bu işi bitirdiler. Futbolcu gitti Amerika'da tatilini yaptı. 2 gün önce geldi. Dün sağlık kontrolü ve imza. Galatasaray camiasına hayırlı olsun. Ben çok isabetli, çok nokta bir transfer olarak görüyorum. Gelirsek Adem Büyük'e. Ben Adem Büyük'e benim şüphelerim var. Niye? Daha önce Galatasaray Muğdat'ı aldı. Başarı olamadı. Sinan Gümüş. Yani bir var bir yok. Ömer Bayram. Hani bu tür oyuncu için söylüyorum. Bir var bir yok. Yani Adem Büyük
Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak Galatasaray'a ne kadar katkı sağlar? Benim için soru işareti, bunun altını çizmek lazım. Nijeryalı genç oyuncu 25 yaşındaki Ozan Fora baktığın zaman yani bir Ozan Kabak çıkartır mı Fatih Terim? Neden olmasın? Çünkü scout ekibinin 6 aydır izlediği, 3 aydır Florida idmanı çıkan bir oyuncu. Mutlaka Fatih Terim bu ışık görmüştür ki 4 yıllık anlaşma yapılmış. Yani bu oyuncuya dikkat etmek lazım. Yani Fatih Terim'in elinde, Fatih Terim bu oyuncu bir elmas gibi işler, sonra da piyasa sunar. Yani bu iş, yani baktığım bu üçlüden Babel'e eyvallah, nokta transfer, Ozan Fon geleceğe yatırım. Adem Büyük hamle oyuncusu olur mu? Yani yedek kulübesinden çıkıp son 20 dakikanın oyuncusu olur mu? Yani çünkü Şampiyon Ligi, Türkiye Kupası, Süper Lig, yani kadroyu genişletmek açısından ve yedek oyuncu kulübeyi rahatlatma açısından Fatih Hocam mutlaka gördüğü bir şey vardır ama Adem Büyük benim için soru işareti diyebiliriz hocam. Şimdi Babel'in en parlak dönemi yine Beşiktaş'ta olduğu 2017-2018 sezonunda 15 gol atmıştı ve zirve yapmıştı kariyerinde. Şimdi Adem bu sene baktığımız zaman bir istikrar anlamında, yani yıllardır böyle aslında, hem Kasımpaşa'da, Malatya'da, Malatya'da oynadığı futbola baktığımızda, ki ta çok gerilere gittiğimizde de işte Akçabat, Sebat, Altay, Manisa, Bolu, Mersin... Adem'i ne görüyorsun sen hocam? O istikrarı Adem'i ne görüyorsun? Şunu görüyorum, istikrar var. Ben şuradayım. Yani 31 maçın 31'inde de oynamış. Ben şuradayım. Çok güzel bir noktadasın. Ben şuradayım. Aramızdaki ayrıldığımız nokta belki o. Ben maçlar büyük oyuncularla oynanır. Büyük. Galatasaray Şampiyon Ligi'nde bir kere. Adem Büyük Şampiyon Ligi'nde ilk 11 oynayabilir mi? Oynayamaz. Süper Lig'de ilk 11 oynayabilir mi? Oynayamaz. Ancak kulübeden yedek. Hani hamle oyuncusu. Maçın sıkıştığı anlamlarda. Belki Selçuk İnan hani yaş itibariyle biraz daha ilerledi. Oynayan ama Adem de 31 yaşında. Ya Adem'den Fatih'in beklentisi nedir? Bir tekli beklenti var. Ya skoru korumak için 60'dan sonra oyuna girecek. Ya da orta sahadaki şeyi, sıkıntıyı çözmek için git diyecek, orada biraz iş yap. Yapabilir mi? Galatasaray gibi büyük bir takımda daha önce büyük takım tecrübesi de yok. Var mı? 5 yaşta oynamış değil mi? Çok eskiden. Yani 5 yaşın eski oyuncularından. Bilmiyorum. Şimdi benim buradan baktığım ve gördüğüm şu. Heh. Adem 31 karşılaşmaya bu sezon ilk 11'de çıkmış yeni Malatya'da. Ve 31 maçta yani doğrudan oynamış. Tabii ki, tabii ki. 6 gol 2 asiste. Görev adamı tanımlamasına Adem uyar mı sence? Uyar. 7 sarı kart, 1 kırmızı kart var. Yani Adem herhalde şu var. Görev adamı. Puzzle'ın parçasının evet, son halkası. Ama Galatasaray gibi büyük takımda büyük işler yapar mı? Onu sahada görmek lazım hocam. Yani ön yargılı değilim. Bu arada 32 yaşına girecek Adem. Onu 32, da 2 yıllık anlaşma yaptın, 34. Vurgulayalım. Yani ya 25 yaşında olsa Adem'e eyvallah bak hocam. Futbolda şimdi şöyle bir şey oluştu. Bazı oyuncular bu emeklilik yaşını ileriye doğru atmayı başardılar gerçekten de. Yani önceden 30-32 yaşında, 33 yaşında futbolcular emekliye ayrılıyorlardı. Bırakıyorlardı futbolu. Ama günümüzün şartlarının hala Emre Belezoğlu Fenerbahçe'ye 39-40 yaşına girerken bonservis sorunu yok belki ama imza atabiliyorsa, işte Gianluigi Buffon 40 yaşında hala Fransa'ya, Paris Saint Germain'e transfer olabiliyorsa, sadece Türkiye'de değil, dünyada da, Avrupa'da da, dünyada da futbolu bırakma yaşı bayağı bir yukarıya çıktı. Özellikle kendine tabii dikkat eden futbolcular burada ön plana çıkıyor. Bu zaten yani verdiği örnekler çok istisnai örnekler. İstisnai, Buffonlar, yok, Emreler. Ama şey olsun, istisnayı aştı biraz. Tabii, tabii. Yani son dönemlerde istisnayı aştı. Yani birçok futbolcu gerçekten de özellikle 35 yaşın üzerine çıkan futbolcu sayısı çok fazlalaştı. Yani önceden 35 yaş dediğimiz zaman Kemalettin miydi? Kemal Yıldırım mı? Kemal Yıldırım. Sen daha hocam. Evet, Kemal Yıldırım. 36 yaşında Zeytinburnu'nda top oynadığında herkes şaşırmış. Dediler ki yani nasıl başardı bunu? Yani çok iyi bakmış kendine falan, ama şimdi Emre'yi görüyoruz. 40 yaşına gelecek ve Fenerbahçe ile mukabele. Emre kaç yaşında hocam? 39 yaşında şu anda. Yani 80 doğumlu. 39 yaşında. Emre bana göre takımda ilk 11 oyuncusu olarak değildi. Yani abi.
Ya abi, o da bir misyondur hocam. Herkes abilik yapamaz. Burada bir çıta var. Ya bu çıta nedir? İşte 35 yaşın üzerinde kaç futbolcu çıkabiliyor? Şimdi Beşiktaş'a bakalım mesela. Pepe, adam 36 yaşına geldi. O da top oynadı. Evet. Ricardo Quaresma 36 yaşına giriyor. Ona benzeyen işte Eto buraya geldi. Yıllarca top oynadı Türkiye'de. Wagner Love daha yeni gitti. Birçok futbolcu var burada. Hep Türkiye Ligi'nden örnekler değil mi hocam, evet, bunlar? Türkiye, ama var yani, var. Hocam emeklilik için biz, Türkiye bir cennet abi. Emeklilik. Antalya'da Eto değil mi? İşler de yaptı. Hatta 5 yaşa gelip gelmeyeceği konuşuldu. Burayı tercih etme sebeplerinden bir tanesi hem medeniyet anlamında. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Dubai, sıcaktan yan Suudi orada. Arabistan gibi buharlaş yani. Ülkelere baktığımızda biz şimdi medeniyet olarak biraz hocam bize futbol da var. Yani, bak Türkiye'de futbol da var. Evet. Para da var. Para da var. Cennet gibi ülke. Cennet gibi bir ülke. Tamam, İmkanlarımız, abi, olanaklarımız var. Yani futbolcuya dediğin zaman abi. Ve bir şey daha var. Bak, özür dilerim. Bizde vergi olayı da biliyorsun. Tabii tabii. Yani, o ama futbolcu önce şuna bakıyor abi. Ben nerede yaşayacağım? Antalya. Diyor ki dünyada herkesin bildiği bir yer. Antalya abi. Cennet. Deniz. Hava. Yeşillik. Doğa. 10 numara 5 yıldız. İstanbul diyorsun. Dünya başkenti. Dediğin gibi vergi muazzam burada. Git İngiltere %40 değil mi? İspanya %30. İspanya'da da öyle. Bizde kulüp ödüyor senin vergini. Böyle bir ortamda tabii ki gelecek ama ne zaman geliyorlar? Kulüpler de pek ödemiyor. 33'ten sonra. 33, 34. Şimdi Babel 63 milyon TL diyorum hocam. 63 milyon TL. Az buz rakamlar değil. Değil. Yaş kaç abi? 32. 32. 3 yıllık anlaşma yapmış garanti. 35 emeklilik. Bitti. Şimdi... Ha diyeceksin ki Galatasaray iş yapar mı? Yapar. Yapar hocam. 5 yaş iş yaptı. Galatasaray'da iş yapar. Bir kere futbolcuna asla basa kimse bir şey diyemez abi. Adam görev adamı ya. Sol kanatta gümbür gümbür geliyor. Uzaktan cezaya üstüne şutu buldu mu? Pozisyona girdi mi? Füzeyi kaleye gönderir abi. Ağları deler. İyi oyuncu. Yani Fatih Terim'in bu oyuncuyu al demesindeki en büyük neden ne? Henry Onyekuru gitti. Daha önce Rodriguez gitti değil mi? Ondan önce de Bruma. Evet. Yani baktığınız zaman sol kanat Galatasaray'ın her zaman iş yaptı. Yaptı. Babel'de iş yapan isimler listesinde yine girer. Oraya futbolcu transferlerine tabii ki Dursun Özbek, Cenk Ergün o dönem işte yine takımın başında teknik direktör olarak görev yapan Tudor Karabük'ten gelen Tudor çok iyi bir kadro kurdu. Hocam bak Galatasaray sol bekini, sol açığını saydım bak. O kadroyu oluşturan yani geçen yıl şampiyon olan, bu yılda üzerine koyarak bir kere daha şampiyon olan kadroyu bir dakika. Bu üçlü oluşturdu. Bir dakika ama bunların bir, hakkını abi, verelim. Züccaciye dükkanını fil gibi kim dağıttı abi? Tudor dağıttı. Biz mi dağıttık? Fatih'e geldiler takımı kurtar. Değil mi? Devre arası. Göster maçıyla başladı. Şampiyonluk. Yani Fatih bak hocam. Fatih Hoca'nın başarılarını anlatmakta fikir, zaman yetmez burada. Fikir. Ama şunu da vurgulayalım. Giderken de bir puan gerideydi adam. Yani öyle değil. Şunu, berbat bir durumda Tudor'da falan şunu görmedik. Kimse. Galatasaray camiası, başkanı, yöneticisi, futbolcusu, belki malzemesi Tudor'u şunu görmedi. Bu hocayla bu lig bitmezi gördüler. Gördüler hocam. Bizim gördüğümüz gibi onlar da gördü. En büyük Galatasaray camiasının en büyük şeyi, özelliği belki de karar alma yeteneği. Ama taraftar işte bak, orada. Karar alma yeteneği hocam. Taraftarın önüne hiçbir zaman geçemiyorsunuz. Bak bunu Fenerbahçe geçirsen yapamadı. Kokuyla bir şey olmayacağını hepimiz gördük. Sen ne dedin 3. Evet. haftada? Sevgili Ali Koç kaç hafta bekledi? Kokunun üstüne bir de Kuman'ı ekledi. Zayıf halkayı, Kuman'ı. Yazıktır, günahtır Fenerbahçe'ye ya. Bak hala yine Fener'e geldiğimiz zaman konuşalım ama Fatih Terim'in öngörüsü nedir hocam? Sol kanat değil mi? Benim Onyekuru gitti. Bana sol kanat lazım önce. Hop. Babel geldi. İşler bitti. Bitti. Şimdi bir iş kaldı Galatasaray'ın. Golcü. Cagne gittiği an golcü gelir. Orta sahada Baliga gelir. 3 tane kilit noktası var Galatasaray'ın. Sol kanat, golcü, orta sahaya. Bellana Fegül'ün ikilisinin belki önüne belki yanına. Banega. Bu işte böyle yapılır hocam. Aynen. Ya trenin son vagona binmenin hiçbir anlamı yok. Yok abi. Ben geçen yayında ne dedim sana hocam? Bu Kolarov geldi gitti muhabbetinde. Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı ne dedim? Golcü. Önce golcüyü al dedim. Hop. Max Kruse geldi abi. Aklın yolu bir abi. Doğru. Ya şapkadan tavşan çıkartmaya gerek yok abi. Şimdi devam edelim. Cagne ile ilgili bir haber var.
Sevgili izleyiciler, Türkiye'de tabii ki bazı şeyleri kabullendirmek kolay olmuyor. Taraftar sizi tuttuğu zaman bir yere kadar gelebiliyorsunuz ama karşılığını veremediğiniz takdirde bu sefer taraftar da sizi bırakıyor. Cagne konusunda ise tam tersi bir durum yaşandı. Aslında benim şahsi fikrim bu tabii ki, bilmiyorum ve buna Aydın Bayram katılır mı katılmaz mı? Verileri kötü değil adamın. Yani bir... Abi katılmam. Kafadan söyleyeyim, katılmam. Anladım. Yani bu benim fikrim. Tabii ki katılırsınız katılmazsınız, o sizin tercihiniz. Fakat verilerine baktığımız zaman bir oyuncu daha fazla ne yapabilir ki? Hocam. Noktasına kadar da gelebiliyor. Bak şöyle düşün. Çok özür diliyorum. 30 gol attı. Evet. Sevgili Fikret, takıma aidiyet duygusu var mı Cagne'nin? Şimdi bu kadar yüksek maliyetli bir futbolcunun. Hocam bak şimdi. Takıma aidiyet. Bakın. Aidiyet duygusu olmadı. Türkiye'de bak, profesyonellik bak, hocam, anlamında. Bravo, profesyonellikse. Hayran kaldığım, bak, hayran kaldığım isimlerden bir tanesi de. Cagne değil herhalde. Beşiktaş'ın önemli maçlarına imza atmış. Kim abi? Çok kritik gollerine imza atmış. Bu sene takımdan ayrılmak zorunda kaldı. Benfica'da 21 milyon euroluk bir bonservis. Kim abi o? Beşiktaş abi. Hayır. 21 milyon bonservis. Talisca mı? Talisca. Adam ben paraya bakıyorum dedi. Yani hocam bak. Bu olayda. Bak Talisca'yı Beşiktaş tarafı sırtını taşır. Ama Galatasaray tarafının Cagne dediğin zaman insanın tüyleri diken diken oluyor. Bak bizim serviste Kazım abi diye bir hasta bir abimiz var. Hani taraftar aşkıyla hasta anlamında söylüyorum tırnak içinde. Cagne'nin alındığı günü de itiraz ediyordu. Çok yüksek maliyete. Kasımpaşa'nın büyük oyuncusu diyordu. Aynı görüşteyim. Galatasaray'da geldi, aidiyet duygusu yok takımda. Penaltı krizleri yaratan kim? Cagne. Penaltı krizleri yaratan. Takım arkadaşlarına penaltı için yedik Fatih Erim'e rağmen itiraz eden kim? Cagne. Şampiyonluk turuna katılmayan kim? Cagne. Takıma aidiyet duygusu olmayan kim? Cagne. Profesyonellik, takımdaşlık, futbolcu arkadaşlık. Nerede bunlar? Bu apoletlerin hiçbirisi Cagne'de yok. Yok hocam. Yani Kasımpaşa'da kaç gol attı? 21 gol. 20 gol attı. 9 gol atmış abi 15 maçta. 5-6 penaltı. Bakıyorsun sahada futbolu da yok. Yani bak şuna eyvallah. Oynarsın, mücadele edersin, kendini yıpratırsın, formanın alın teni ısıtırsın. Bunlar da yok hocam. Yani şöyle düşün, Galatasaray camiası, Fatih Hoca bu maliyet alanı oyuncu için gitsin raporu veriyorsa orada hepimiz için bir düşünmemiz lazım. Bak düşünmemiz lazım. Galatasaray yılların kurduğu teknik adam olarak futbolcunun bakışından anlar kim benden kim değil diye. Serdar Aziz'e yaptığı gibi. Bak, lidersen karar alacaksın hocam. Serdar Aziz, hastayım mı? Gece uçağa bindi, gitti tatile. Baba dedi gönderelim. Şampiyon oldu ona evet. Rağmen. Cagne için de aynı şey. Şampiyon oluyorsun. Çifte kupalı sezon. Sahada yoksun ya, turda yoksun. Gidiyorsun arabanın önünde poz veriyorsun. Sonra diyorsun ki ailevi neden dolayı yemezler. Galatasaray'ın en doğru kararlarını... Çok çabuk almayı özelliği i̇şte yabancı olur. Futbolcularla ilgili de yani bu dedikleriniz belki yani bir Türk oyuncu yapsa doğru anlamda yaklaşabiliriz de. Yabancı oyuncunun zaten Türkiye'de oynayış sebebi. Yani ya güzel insan. Futbolcularımız Çin'e niye gittiler? Hocam sen, güzel insan. Bilmiyorum. Para için gitmedi. Turda Onyekuru var. Bak, var? Hocam, Allah'ın Çin'inde. Bak şampiyonluk turunda Onyekuru var. Belhanda var. Fegülü var. Muslera var. Nagatomo var, Mariano var. Bir tek Cagne Efendi yok. Hocam, bir yolu çıktı mı ekibini çıkarsın hocam. Geriye dönüp bakacaksın kim vardı arkada. Bu iş böyledir. Anlatabiliyor muyum? Dönüp arkaya baktığın zaman sürüden ayrılıyorsan sen zaten kararını vermişsin hocam. Bu oyuncu zaten burada kalma gibi bir derdi yok ki. Ya ederini Galatasaray kulübü bulabilir mi? Bulamaz mı? Biz bunu tartışıyoruz. Abi, bu adam zaten Galatasaray'da kalmayacak. Bak ben sana söyleyeyim. Galatasaray camiasıyla çok yakın her gün konuşuyoruz. Çünkü bu sayfalar, haberler önce yöneticiye sorarsın. İnternete haber düşer ya da sosyal medyaya ya da televizyonlara. Açarsın. Yani isim vermeyeyim burada. Hani belki herkesin bildiği ismi söyleyeyim. Abdurrahim Albarak, Sayın Başkan Yardımcım. Var mı haber? Doğru mu değil mi? Evet ya da hayır der. Böyle olduğu zaman Galatasaray kulübüne sorduğum zaman 14 veren var Suudi Arabistan kulübü 14'ü vermiş. Galatasaray 15-16 bandında istiyor. Olmazsa verecekler. Olmazsa verecekler. 14'e verecekler. Abi yeter ki gitsin.
kalsında değiller. En kolay şey nedir biliyor musun? City'ye iki satırlık açıklama yaparsın abi. Biz Jackson için şeyimiz yok, bir ne derler ona, bir yol haritamız yok. Oyuncumuz sözleşmesi bitene kadar parçalı çubuklu formaya girecek, sarı kırmızı formayı. Diyor mu? Demiyor. Her gün papatya falı var gazetelerde hocam. Elbette ki Galatasaray bu futbolcuyu satarak kasasını da güçlendirmek istiyor. Yani taraftarın pek fazla tutmadığı bir oyuncuyu da kadroda... Taraftardan önce Fatih Hoca. Fatih Hoca da var. Yani yönetimle... Önce Fatih Hoca. Bununla ilgili bir karar alacak. Kırılma anı ne biliyor musun hocam? Şimdi haberi bir okuyalım. Lütfen. Kırılma anı, ondan sonra devam edin. Lütfen. Gol kralı Jackne El Nasr kulübüyle el sıkıştı. Galatasaray'ın Araplarla anlaşmasını bekliyor. Jackne'de flash gelişme. Suudi Arabistan'a transferi için yıllık en az 5 milyon euro talebinde bulundu. Mbaye Jackne sevgili izleyiciler. El Nasr maaş limitini arttırdı. Ancak bu kez de Galatasaray'ın beklediği 15 milyon euroluk bonserviste geri adım attı. Kaç para geri adım atmış? Araplar teklifi 10 milyon euroya kadar düşürdüler diyor. Taraflar arasındaki pazarlıklar devam ediyor. Yeni transferlerin finansal fair play gereği bedellerini karşılaması için başta Jackne olmak üzere birkaç yıldız daha yolları ayırma noktasında Galatasaray yönetimi. Golcü futbolcunun gidişiyle belirlenen bonservis bedelini aşağıya çekmek zorunda kalabilirler. Doğuş kaç paraya mal oldu Jackne? Yani Galatasaray kulübünün cebinden 10 milyon euroyu aldığı takdirde 3.8 mi çıkmış olacak? Zarar 3.8 mi olacak? Bir de futbolcunun aldığı da var. Futbolcunun aldığıyla beraber mi 13.8 yoksa ayrı? Yani 6 milyon euro gibi bir para cebinden çıkmış olacak. Doğru mu Galatasaray kulübünün? Yani benim hesaplamalarıma göre. Onu da Gomis'ten karşıladılar diye düşünüyorum. Tabii. Arada da şampiyonluk geldi. Aslında 3'e 5'e bakmayıp bazen de bu adam bize şampiyonluğu getirirken de bir katkı sağladı diyebilir. 1 milyon 150 almış sezon sonuna kadar olan süreçte. Yani totalde 4,5 milyon euro diyelim. Bir kaybı oluyor. Bunu zaten çıkarmışlardı Gomis'ten. 3'e 5'e bakmayıp ona verecekler. Bu futbolcuya da 15 milyon euro. Yani Galatasaray biz 13.8'e aldık. Bir de bizde oynadı. 15'e geldi. Biz bunu 15'e verelim. Bir kuruş da zarar etmeyelim. Şampiyonluk da cebimize kar kalsın diye düşünürse tabii ki çok da doğru bir yaklaşım olmaz. Bazen Jackne'de, zararlar edilebilir. Jackne'de Fatih Hoca şunu gördü. Ben yeni sezonda bu futbolcu devam edersem benim için büyük sıkıntı. Hiç riske gerek yok hocam. Teklifi varken, eceli varken satalım. Suudi Arabistan'a, Katar'a, bir başka lige. Oradan gelen parayla kendimize uygun. Çünkü 2,5 aylık bir transfer dönemi var. Orada iyi bir oyuncu bulalım. Takım monte edelim. Şampiyon liginde, bak Şampiyonlar liginde iyi bir golcüye Galatasaray iş yapabilir. Şu Galatasaray'ın çekirdek kadrosu muntazam, muazzam. Sorunsuz. Sorunsuz hocam. Kalecisi var. Orta sahası var. Kanatları var. Defansı zaten Marco Olyan'da ama. Bir iyi bir golcü, iyi bir sol kanat. Ve puzzle tamamlayacak işte Adem Büyük. Şener Özbayraklı. Belki sol kanada Yusuf Erdoğan. Yani biraz oradan bir takviye olur mu? Bazen şunu, Fatih Hoca şunu yapıyor. Göle maya çalayım, tutar mı? Ozan Kabak da tuttu. Nijerli Ozan Vafor tutabilir. Adem Büyük belki tutabilir. Yedek oyuncu hamlesi. Yusuf Erdoğan sol bekte olabilir. Yani baktığın zaman Şener Özbayraklı sağ kanatta, sağ bekte tutabilir. Denersin. Onun için Galatasaray'ın bu sene işi, hep diyorum ya ben, bu sene ligin doğal favorisi. Hazır takım hocam. 11'de 8 oyuncunun yeri garanti. 3 tane oyuncu, birini aldılar. Babel'i. 9 tamam. Golcüyü alacaklar 10. Bir tane de Banega alacaklar 11. Galatasaray dükkanı kapatır hocam. Başka da hiçbir şey gerek yok. 3 transfer olayı bitirir. İlk 11'e girecek 3 transferle. Sevgili Fikret. Evet, şimdi Fenerbahçe'ye geçelim. Sevgili izleyiciler, Fenerbahçe futbol takımı geçtiğimiz 3 Haziran'dan itibaren ciddi bir sıkıntı yaşıyor. Bu sene de son 5 haftaya girilirken acaba düşme riski devam eder mi etmez mi diye hep tartıştık ama son haftalarda aldığı sonuçlarla ligi 6. sırada bitirmeyi başardı. Bu sezonda taraftarların beklentileri çok büyük.
inanılmaz bir tepki oluşabilir bu sezon ile aynı senaryo yaşanırsa. Bu sefer yani 3 teknik adam belki değişti gitti ama Aykut Kocaman, Filip Koku, Kuman bunlar çektikler ama yani yavaş yavaşsa Komoli'ye geliyor. Yayına girmeden önce ondan sonra da protestolar Ali Koç'a yönelebilir. Yayına girmeden önce arkadaşlar çay içerken senin dediler ki Fenerbahçe bölümünde kimsin dediler. Aykut Kocaman. Kusura bakmayın. Aykut Kocaman'la başladı dediler de ona gülüyorum. Yine ama, Aykut'la başladın hocam. Evet, Aykut Kocaman'la devam etmeye. Abi geçmeyi bırakalım artık. Hep söylüyorum ama yani Aykut Hoca'yla devam etselerdi burada kendimi yırtım. Kaç program? Allah aşkına anlasın. Hayır artık geçmişi bırakalım, geleceğe bakalım anlamında. Bu geçiş ama ben haklı çıktım yani. Bu geçiş sürecinde Aykut Kocaman'dan daha faydalı hiç kimse olamaz. Üstadım bu söylediğin altına imza atıyoruz ama vurgu. Senin anlattığın en kötü sezonu yaptılar yani. Senin anlattığın olay geçen artık Haziran'da kaldı. Evet tamam ayrı da yani. Ben o kadar kendimi yırttım. Hayır. Bak, arkadaşlar seni çözmüş. Anladım. Çözmüşler. Neden? Çünkü neden çözmüşler? Ben burada haklı çıktım sevgili Aydın Bayram. Hocam yani. Seni alkışlıyoruz hocam. Orada hiçbir sorun devam yok. Devam etselerdi. Bu adam geldi dedi imzamızı ki, atıyoruz. Adam dedi ki bu futbolcularla devam edeceğiz. 8 sene takviye istiyor. Hatta şey oldu bak. Bir espri daha yapayım. Diler ki hesap yapar mı? Hesap yapar mı? Evet. Yaparım ben hesabı da yaparım. Kitabı da yaparım ama yani... Şimdi neyse bu süreci atlat. Fenerbahçe bu sezon bambaşka bir sezona hazırlanıyor. Bir win-win kampanyası da gerçekleştirdiler. Bu açık olan 60-70 milyon euro bir para var sevgili Aydın Bayram biliyorsunuz da. Bunu da bu taraftar cebinden çıkartıp vermeyi başardı yani. Şimdi yeni sezon, yeni transferler ve gündemdeki isim Alman forvet Max Kruse'u transfer edildi. Fenerbahçe bu oyuncuyla ne derece başarılı olabilir? Ben şunu sormak istiyorum. Yani aşağı yukarı aynı jenerasyondan geliyoruz. Fenerbahçe size göre, Fenerbahçe'ye bugüne kadar, ya bizim jenerasyonumuz için söylüyorum bunu. Gelmiş geçmiş en iyi santrafor kim size göre? Birkaç tane oyuncu tabii ki sayabiliriz yani. İki tane oyuncu. Hocam bir şey çok geriye giderek Tanju ve Aykut Kocaman. Seni takdir ediyorum. Evet. Çok güzel bir soru. Dün biz Fenerbahçe'de sayfaları yıkarken Max Kruse işte imza atıyor atacak. Açıklanacaklarken serviste de şöyle bir mevzu oldu. Senin sorduğu sordular. Diler ki en iyi golcü. Anelka değil mi? Evet, iyi oyuncu. Tartışıldı. Evet. Van Hooijdonk çoğu maçı kurtardı. Yani ama giderken nasıl gitti değil mi adam? Ama unutulmadı adam. Ha, unutulmadı. İz bıraktı. Baktığın zaman Guiza evet. CV'ye bakıyorsun. Bambaşka bir şey sahip bakıyorsun. Guiza başarılı olamadı. Ama yani tartışıldı. Çok da büyük para tartışıldı. Verdiler. Tartışıldı. Sonra Fernando geldi. Evet. Tartışıldı. Sen eksik olursa aklına gelince söyle. Geçen sene Slimane seviye bakıyorsun Başkan Ali Koç'un deyimiyle. Diyorsun ki tamam diyorsun değil mi? Sorun yok. Sağda yok. Aslında solda da diyoruz. Şöyle üstadım, yapalım. Bak. Şöyle yapalım. Bu arada baksın Doğuş. Fenerbahçe kulübü en son gol kralını ne zaman çıkardı? Bu da güzel bir şey. Yani. Aykut Kocaman'ın soru var mı? Yoktur. Ben hatırlamıyorum. Yok. Santrafor olarak. Ondan sonra... Hani solda tamam. Diyor. O da çok az bir rakamdı. 17 gol falan attı ben öyle hatırlıyorum. Yani, bak şimdi hocam solda diyor bak, bakıyorsun. Bak Semih atmış ki yıllar önce. Kim? Genç Semih diyorduk. Semih. Semih Semih. 17 gol atmış o da. Yani çok düşük bir rakam. Baktığın zaman solda diyor baktık aynen. Geçen sene Slimane'ye baktık aynen. Frey geldi aynen. Şimdi Kruse'un kariyerine bakıyoruz. Dün ben birkaç tane videosunu izledim. Bütün spor kanalları da verdi. Max Kruse'un attığı goller. Sağ içinde etkili. Yerden özellikle şutlarıyla. Ancak yani şeyde bir cümle vardır ya. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Kruse acaba sağda ne yapacak? CV'si 10 numara. Bundesliga'da yıllarca oynamış. Çok da 10 numara değil. Yani. Yani hocam Werder Bremen'de iz bırakmış bir oyuncu. 30 gol atan Jackney'i beğenmiyorsunuz ama. Hayır. Geçen sezon. Bak bir dakika hocam. 12 gol atmış. Şöyle Jackney'nin şöyle bir avantajı var. Tartışıyoruz evet. Hocam. Kasımpaşa performansın değil. Kruse'un şöyle bir avantajı var. Lütfen. Geçen yıl 36 maçın hepsinde ilk 11 başlıyor. Evet. 12 gol atıyor ama 13 tane de asist yapıyor. Totalde ne yapar? Lig ve kupayı ayırarak bir bakabilir miyiz? Ne? Yani baktığın zaman yani CV'si iyi. Bazen ama ben biliyorsun bak, işte onu diyorum. Acaba 3. ligden bir takımla oynayıp 4 tane 5 tane yapsa da bu çok şişir. Acaba yani. Sağda ne yapacak? Ben şimdi bu bir sürü isim saydım sana. Anelka, Guiza, Hooijdonk, Soldado,
Frey, Slimani. Gol, 11 gol 9 asist yok. Ligde. Yani baktığın zaman bir sürü oyuncu sayın. Hepsi bunun kalibresi ve isim olan oyuncular. Frey hariç. Hepsi üst düzey, üst segmentte oyuncular. Ama sahada yoklardı. Van Odok hariç, Anelka hariç. Şimdi ben Kuruz için de şunu diyemem. Evet bakıyorum. Alman ligindeki maçlarını, birkaç maçına baktım. Sağ içinde, futbolun içinde, pozisyon içinde olan bir oyuncu. Şimdi aklıma soru var. Bu oyuncu sağdan ve soldan kim besleyecek ortası alandan? Tamam Kuruz aldık, eyvallah. Çok iyi bir iş. Niye iş biliyor musun? Kampa gelecek abi kampa. Ersun Yanal diyecekler ki bu Kuruz buyurun elinde hocam. Bunu pişir. Takım sağla uyum sağlasın. Oyun sistemi ona göre mi kuracak? Kanatları kim alacak? Şimdi o da bir dert. Kanatlarında kim oynayacak? Orta sahada Kuruz'u kim besleyecek? Çünkü Fenerbahçe'nin bu sene için çok. Çok transfer yapması lazım. Bir Kuruz yetmez. Yetmez. Belki buna endeksi Vedat Muriç gelmesi lazım. İkili lazım. İki golcü. İki nokta transfer lazım bir şeye. Fenerbahçe'ye. İşte bugün de haber yaptık. Muriç için çılgın yarış. Pazartesi günü Ali Koç'la Rize Başkanı toplantı yapacak. Artık Vedat Muriç açık artırmada. En çok parayı veren Vedat Muriç'i alacak. Ama baktığın zaman yine aynı şeyi söylüyorum. Çok nokta bir transfer. CV'si iyi. Bundesliga'da oynamak her baba yiğidin harcı değil hocam. Werder Bremen'lerde. Onun için kanatlarda, orta sahada Max Kruse'u kim besleyecek? Kim bu oyun sistemine endekslenecek? Fenerbahçe'nin çok iyi hesap kitap yapması lazım hocam. Yani Kruse'u aldık bizi kurtarır. Düşüncesi olmaması lazım. Sezonda, geçen sene örneği var hocam. Aynen. 3 sezonda Werder Bremen'de 62 gole doğrudan hocam, katkı sağlamış. Ya, öyle, attığı ve attırdığı hocam, gollerle çok iyi bir transfer. 62 gol katkı sağlamış. Ben sana söyleyeyim mi? Fenerbahçe'nin Werder son Bremen'e. 3 yılda ya da 4-5 yılda az yıldırımın son 4 yılı, kupası geçen 4 yılı ve bu yıla rağmen en güzel, en nokta transfer bence Max Kruse. Bakalım başarılı olacak mı Fenerbahçe'de? Biz de bekliyoruz. Fenerbahçe bombayı patlattı. Selçuklular Max Kruse renklerine bağladı. 31 yaşındaki santrafor hafta içinde İstanbul'a gelip resmi imzayı atacak sevgili izleyiciler. Ve Fenerbahçe uzun süredir gündemde olan Max Kruse transferinde mutlu sona ulaştı. Alman forvetle 3 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu. Selçuklular dün saatler 19.05 gösterirken Twitter'dan ateş emojisi paylaştı. Bu gönderi taraftarları heyecanlandırırken akıllara Galatasaray'ın da ilgilendiği bir ismin transfer edildiği geldi. Yaklaşık yarım saat sonra da bomba patladı. Videolu paylaşım yapıldı deniliyor. 3 senelik resmi sözleşmeyi imzalayacak sevgili izleyiciler. Alman forvet Max Kruse Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. İlk olarak fotomaç duyurdu demiş gazete. Kruse transferini gün gün detaylarıyla paylaşan fotomaç transfer haberciliğindeki farkını yine ortaya koydu diyor gazete. Sıra geldi Muriç'e. Kruse'yi renklerine bağlayan Fenerbahçe ikinci golcü takviyesi için pazartesi gününü bekliyor. Başkan Ali Koç'un Vedat Muriç için Rize Spor Başkanı Hasan Kartal'la bir araya geleceği ve Kosovalı oyuncunun transferine de son noktayı koyacağı öğrenildi. Vedat'la ilgili hep akıllarda şu soru işareti var. Fenerbahçe'nin birinci santrafor olabilir mi, olamaz mı? Olamaz. Bunu hep tartıştık ve genel kanı Vedat Muriç için birinci santrafor olma olasılığının düşük olduğu yönünde. %30 hocam, %30. İşte Kruse'nin yedeği olarak takıma gelme ihtimali kuvvetli görünüyor. Vedat Muriç transferinde gelinen nokta da bu. Ama bir gerçek var ki Okan Hoca'yla, Okan Buruk'la bir sıçrama yaptı bu oyuncu. Bence onunla mı? Atıf'la mı? Morozuk'la mı? Yani elbette oyuncuların kendi etrafında, yani, çevresinde aynen oynayan futbolcuların da ben Vedat Muriç'i şüphem ne biliyor musun? Hep burada hep ekranda anlattık. İlk yarıda neredeydi bu Vedat Muriç? Evet. Bak Kruse için de aynı şey geçerli. Şimdi bazen de şu var ama kadroyu ilk kurduğun zaman çok güzel iş yaparsın. Bir örnek veriyorsunuz. Yani futbolcular yarım sezonluk performanslarıyla kendilerinden beklenenlere bir anda zirve yaptırabiliyor. İşte tabii bunun ki örneğini bu sezon hem Vedat Muriç'te gördük. Muriç ikinci yarının. Tabii ki. Hem de Cagle'de gördük. Cagle'de ilk yarının yıldızıydı. Yani
orada Trezeguet hocam. Orada Trezeguet var. Olabilir. Ya yani, biri yani, var. Sonuçta biri bak, var. Bu niye biliyor ama musun? 20 gol attı mı? Attı. Jackney'in 20 golünden sonra Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor. Ben Metin Tekin'den bir örnek vereyim hocam. Evet. Feyyaz santrfor takım. Ben Metin'in nereye orta yapacağını biliyordum dedi ya Metin'in. Evet. Metin Rıza'nın sağ ve sol. Ian Walsh vardı. Buz orta kafaya ya. Atıyor da. Evet. Atıyor. Yani bu iş böyledir. Kuruz geldi mi abi? Max Kuruz. Orta kim yapacak şimdi ben soru. Ya da Galatasaray'da geçen sene Jack ne vardı? Topla buluşabildi mi ceza sahası içinde? Yok. Buluştu pozisyonu avut attı ya. Dört pozisyonu üç avuttaydı. Onun için yani kanatlar da çok önemli. Orta sahadaki oyuncu oyuncunun birbirini tamamlaması çok önemli, çok değerli, çok kıymetli sevgili Fikret. Metin Tekin muz kafayı orta yapıyordu Feyyaz'a. İşi bitiriyorlardı. Efsane Metin Ali Feyyaz. Onun için takımı iyi tamamlamak lazım. İşte ben de az önce aslında Fenerbahçe'ye gelmiş olan santraforlar içerisinde çok geriye gittiğimizde iki tane üst düzey oyuncu vardı. Kim forward hocam? Yani Tanju ve Aykut Kocaman. Gerçekten ikisi de o dönem hatırlar. Aykut Hoca'yı zaten hakkını verdik. Biri herhalde 25 gol attı. Gol kralı oldu. Biri 23 gol Tanju attı. Tanju biliyorsun. İkisi de aynı takımda oynadılar. Metin Aşık transferi değil mi? Evet. Ahmetli Metin Aşık transfer etmişti. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani orada çok iz bırakmadı. Yani evet Galatasaray'da yaptık işleri. Yaptı. Efsaneydi hocam. Orada da şimdi Aykut'a takıldı. Yani Aykut'la ikisi golleri kırıştılar aslında. Yani 48 gol atıldı o sezon. Tabii. İkisinin attığı gol sayısı 48. Birini 25 gol atan Aykut, diğeri de 23 gol atan. Tabii ki. Tanju Çolak'tı. Böyle taraftarları heyecanlandıran, tribünde oturduğunuz zaman ya bu maçta kesin yazar bir tane diyeceğimiz Türk oyuncular da yıllardır gelmiyor. İşte ben Burak Yılmaz'a başlıyorum. Burak Yılmaz geldi. Heh, bak. İşte Cenk Tosun geldi. Aynen. Bravo. Birkaç bravo tane oyuncu var böyle ama. Gomis geldi hocam. Bak Gomis. Hayır hayır. Türk olarak söylüyorsun. Olmadı. Mesela Okan Yılmaz bir çıkış yok yapar hocam, gibi yok, oldu. Hiç. Saymaya liste o da, girmez. O da başarılı olamadı. Liste Zafer girmez. Bir yol o tarz yok, bir oyuncu. Hiç. Serkan Aykut işte yani bir şeyler yapmaya hiç çalıştı. Hiç aklımda yok hocam. Şimdi Tanju ve Aykut, Feyyaz, tabii ki hocam. Metin, Ali. Ya Ali, sevgili Ali Gültiken, sağ bekten Gordomino'nun devşirme santrfordu. Evet. Gol kralı oldu ya. İnanılmaz işler ya. Değil mi? Şimdi reklamlara gidiyoruz sevgili izleyiciler. İkinci bölümde tekrar birlikte olacağız.